Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle cümlede vurgu konusu üzerinde duracağız. Uygulama yapacağız. Daha önce cümlede vurgu ile ilgili konu anlatım videosu çekmiştim. Çok fazla izlendi ve çok talep gördü. Ve öğrencilerimiz bizden soru çözüm videosu da istediler. Bu videomuzu o doğrultuda çekiyoruz. İsteyenler kanalımızdan önce konu anlatım videomuzu bütün kuralları izleyebilir. Ondan sonra da soru çözüm videomuzu izleyebilir. Hemen sorularımıza geçelim. Arkadaşlar sorularımızı çözerken açıklayıcı gitmeye çalışacağız mümkün olduğu kadar. Sizleri de sıkmadan ama her bir seçeneği de açıklamaya çalışarak ilerleyeceğiz. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci en önemli ögedir diyor. Arkadaşlar ben bu soruyu özellikle bir numaralı soru olarak koydum. Çünkü öğrencilerimiz... En önemli öge sorusunda ne kastedildiğini anlamamışsa soruyu çözemiyor. Bu tip bir soru kalıbında kastedilen vurgulu olan ögedir. Yani biz zarf tümlecinin vurgulu olduğu bir cümle arayacağız. Babam başkalarının işine karışmayı sevmezdi. Arkadaşlar cümlede soru sözcükleri, deda bağlacı, mımi, soru edatı yoksa cümle isim cümlesi değilse yani istisnai durumlar yoksa cümlede vurgu yükleme en yakın olan öge üzerindeydi. Şimdi sevmezliği yüklem olarak aldığımızda neyi sevmezdi sorusunun cevabı başkalarının işine karışmayı belirtili nesne görevindedir. Yükleme en yakın olan öge belirtili nesne olduğu için burada vurgulu öge belirtili nesnedir. Yaptığım çalışmalar kısa süre sonra meyvesini vermeye başlamıştı. Başlamıştı yüklem. Neye başlamıştı? Meyvesini vermeye. Dolaylı tümleştir. Vurgulu olan öge dolaylı tümleş ögesidir. Bir apartmanın giriş katında oturan mutlu bir yaşam sürüyordu derken arkadaşlar sürüyordu yüklem. Ne sürüyordu diye sorduğunuzda mutlu bir yaşam. Arkadaşlar burada özne durumundadır. Dolayısıyla vurgulu olan öge öznedir. Şiddetli patlamanın ardından çevredeki birçok bina sarsıldı. Sarsıldı yüklem. Sarsılan ne? Çevredeki birçok bina özne durumundadır. Dolayısıyla vurgulu olan öge öznedir. Üzerine düşeni yapınca sonucun ne olacağını hiç düşünmezdi. Düşünmezdi yüklemdir. Ne kadar düşünmezdi? Hiç. Zarf tümlecidir. Ve vurgulu olan ögemiz zarf tümlecidir. Dolayısıyla cevap, cevap seçeneğimiz Edirne seçeneğidir gençler. Evet ikinci sorumuz. Deda bağlacı cümlede vurguyu eklendiği ögeye taşır. Bu kuralımızı biz e, cümle vurgusuyla ilgili konu anlatım videomuzda söylemiştik. Deda bağlacı vurguyu kendinden önceki ögeye taşır. Yani eklendiği ögeye taşır demek istiyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleş vurgulanmıştır diyor arkadaşlar. Geçen pazar İzmir'de oldukça soğuktu. Soğuktu yüklem. Soğuk olan ne? İzmir. Deda bağlacı vurguyu kendinden önceki ögeye çektiğine göre arkadaşlar burada vurgulu olan öge öznedir. Sınava girmeden önce bu sorulan bu soruları da çözmelisiniz. Özür dilerim bir yazım yanlış olmuş. Bu soruları da çözmelisiniz. Çözmelisiniz yüklem. Neyi çözmelisiniz? Bu soruları özne görevinde özür dilerim belirtili nesne görevinde olduğuna göre burada vurgulu olan ögemiz belirtili nesnedir. O sözcüğün anlamını bulmak için İngilizce sözlüğe de baktım. Baktım yüklem. Neye baktım sorusunun cevabı İngilizce sözlüğe dolaylı tümleştir. Vurgu dolaylı tümleçtedir. Cevabımızı bulduk. Ama diğerlerini de söyleyelim. Ben Bursa'yı da Yalova'yı da çok severim derken severim yüklem. Neyi severim? Bursa'yı, Yalova'yı. Arkadaşlar her ikisi de belirtili nesne görevindedir. Dolayısıyla vurgulu olan belirtili nesnedir. Tatil yerleri artık Eylül ayında da kalabalık oluyor. Kalabalık oluyor yüklem. Kalabalık olan ne? Tatil yerleri. Ne zaman? Eylül ayında da da arkadaşlar zarf tümleci görevindedir. Dolayısıyla vurgulu olan zarf tümlecidir. Bizden dolaylı tümleci istediği için cevap seçeneğimiz Ceyhan seçeneği gençler. Evet. Üçüncü sorumuzda bu parçadaki cümlelerden hangi ikisinde aynı ögeler vurgulanmıştır diyor. Pazar sabahı erkenden kalkmıştım. Kalkmıştım yüklem. Ne zaman kalkmıştım? Erkenden. Vurgulanan öge zarf tümlecidir arkadaşlar. Pencerenin perdelerini araladığımda günün yeni ışıdığını fark ettim. Fark ettim yüklem. Neyi fark ettim? Günün yeni ışıdığını belirtili nesnedir. Vurgulu olan öge belirtili nesnedir. Işık zerdali ağaçlarını tap taze bir sabah rengine boyamıştı. Boyamıştı yüklem. Neye boyamıştı? Tap taze bir sabah rengine dolaylı tümleştir. Vurgulu olan öge dolaylı tümleştir. Köylüler kadın erkek tarlalara işe gidiyorlardı. Gidiyorlardı yüklem. Neye gidiyorlardı? İşe dolaylı tümleştir. Biraz sonra teker teker okula çocuklar geldiler. Geldiler yüklen. Gelen kim çocuklar öznedir. Vurgulu olan öge öznedir. Bizden hangi ikisinde aynı ögeler vurgulanmıştır diye cevap istedi. Dolaylı tümleşlerin vurgulu olduğu üçüncü ve dördüncü cümle cevabımızdır. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz Edirne seçeneğidir gençler. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır diyor. Arkadaşlar burada seçenekleri tek tek geniş bir şekilde açıklayacağım. Bu haberi siz kimden duydunuz? Ben konu anlatım videomuzda size aktarmıştım. Soru cümlelerinde soru sözcüğünün kendisinin üzerindedir vurgu. Şimdi duydunuz yüklem. Duyan kim siz? Kimden duydunuz kimden? Cümle ögeleri konusunda da soru sözcüğü hangi ögeyi buldurmaya yönelikse kendisi de o ögedir demiştik. Kimden duydunuz e, dolaylı tümleci buldurmaya yönelik olduğu için kendisi de dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla arkadaşlar vurgulu olan öge dolaylı tümleştir. Kardeşim sınava yarın gidecek. Gidecek yüklem. Gidecek olan kim? Kardeşim ne zaman gidecek yarın? Burada zarf tümleci vurgulanmıştır. İstisnai bir durum yok burada. Burada yükleme en yakın olan ögeyi aldık. Dolayısıyla zarf tümleci dedik. Yunus Emre şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Kullanmıştır yüklem. Yine istisnai bir durum yok. Yükleme en yakın öge olan sade bir dil ne kullanmıştır? Sade bir dil belirtisiz nesne görevindedir. Vurgulu olan ögemiz belirtisiz nesnedir. Okulumuzun çalışmasını yarın Ahmet mi sunacak? Arkadaşlar mımi soru 2. Vurguyu kendinden önceki ögeye çeker. Yani sunacak yüklem. Sunacak olan kim? Ahmet. Özne. Mımi'den dolayı burada özne vurguludur. Yarın hep birlikte Muğla'ya gideceğiz derken gideceğiz nereye? Muğla'ya dolaylı tümleştir. Dolayısıyla burada da dolaylı tümleş vurguludur. Cevabımız denizli seçeneğidir. Yalnız bu soruda A seçeneğinde biz yükleme en yakın öge olduğu için kimden sözcüğünü almadık. Bir kez daha hatırlatayım kuralı. Soru cümlelerinde soru sözcüğünün kendisinin üzerindedir vurgu. Bu başta bile olsa vurgulu kelime olarak bunu alacaktık arkadaşlar. Bir diğeri de yine şurada biz Denizli seçeneğinde Ahmet sözcüğünü yükleme en yakın olan öge olduğu için almadık. Mımi soru edatı da Vurguyu kendisinden önceki ögeye çeker. Dolayısıyla bu kuraldan dolayı Ahmet sözcüğünü aldık. Bu kuralları geniş bir şekilde konu anlatım videomuzdan izlemenizi tavsiye ediyorum gençler. Evet, devam edelim. Beşinci sorumuz: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır diyor arkadaşlar. ÖSYM artık dolaylı tümleş demek yerine yer tamlayıcısı demeyi tercih ediyor. Buna da dikkat çekmek için böyle yazdım. Dolaylı tümleş vurgulanmıştır diyor. Dost kazanmak için en başta fedakar olmak gerekir. Gerekir yüklem. Gereken ne? Fedakar olmak özne. Burada vurgulanan öznedir. Sizinle yarın toplantıdan sonra görüşelim. Görüşelim yüklem. Ne zaman görüşelim? Toplantıdan sonra. Hatta yarın toplantıdan sonra. Dolayısıyla arkadaşlar bu zarf tümlecidir. Vurgulu olan öge zarf tümlecidir. Öğretmenin karşısında söyleyeceklerini unutmuş derken. Unutmuş yüklem. Neyi unutmuş? Söyleyeceklerini unutmuş belirtili nesne görevindedir. Dünyanın iyiliği için öncelikle doğal kaynaklara önem verilmelidir. Önem verilmelidir yüklem. Neye önem verilmelidir? Doğal kaynaklara dolaylı tümleştir. Yükleme en yakın olan öge dolaylı tümleç olduğu için cevabımız denizli seçeneğidir. Babam İzmir'e yarın sabah gidiyor derken gidiyor yüklem ne zaman? Yarın sabah zarf tümlecidir ve yine zarf tümleci vurguludur. Cevabımız denizli seçeneği burada arkadaşlar. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır diyor. Tedisini kaybettiği o günü hiç unutmadı. Unutmadı yüklem. Hiçbir istisna yok. En yakın ögeyi alacağız vurgulu öge olarak. Nasıl unutmadı ya da ne zaman unutmadı? Hiç. Zarf tümleci. Onlar bunu bile bile yapıyor derken yapıyor yüklem. Nasıl yapıyor? Bile bile. Yine zarf tümleci arkadaşlar. İstisnai bir durum olmadığı için yükleme en yakın olan ögeyi alıyoruz. Bu konudaki bilgileri gençliğinde öğrenmişti. Öğrenmişti yüklem. Ne zaman öğrenmişti? Gençliğinde zarf tümleci görevindedir. Misafirler Antalya'dan ne zaman ayrılacak? Burada istisnai bir durum var. Arkadaşlar soru sözcükleri vurguyu kendi üzerine çeker demiştik. Peki ayrılacak yüklem. Ayrılacak olan kim? Misafirler ne zaman ayrılacak? Ne zaman? Arkadaşlar konu anlatım videosunda söylemiştim. Tekrar ifade edeyim. Soru sözcükleri vurguyu kendi üzerine çeker ve bir soru hangi ögeyi buldurmaya yönelikse kendisi de o ögedir. Dolayısıyla ne zaman sorusu zarf tümlecini buldurmaya yönelik olduğu için kendisi de zarf tümlecidir ve yine vurgulu olan zarf tümlecidir. Kemal mi yarınki etkinliğe katılacak? Yine istisnai bir durum var. Mımi soru eki vurguyu kendisinden önceki ögeye çeker demiştik. Hatırlayın arkadaşlar. Bu defa yükleme en yakın ögeyi seçmeyeceğiz. Bu kuraldan dolayı bunu seçeceğiz. Katılacak olan Kemal olduğu için özne olacak. Diğerlerinde zarf tümleci Edirne seçeneğinde özne vurgulanmıştır gençler. Yedinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır diyor. Geçen hafta yemeğe biraz geç katıldım. Katıldım yüklem nasıl katıldım ya da ne zaman katıldım geç zarf tümleci. Öğretmenimiz sınıfa çözülemeyen soruları anlattı diyor. Anlatan kim öğretmenimiz neyi anlattı? Çözülemeyen soruları Belirtili nesnedir. Vurgulu olan öge budur cevabımızı bulduk ama diğerlerini söyleyelim. Denemede olaylar daha nesnel bir açıdan ele alınmış. Ele alınmış yüklem nasıl ele alınmış? Nesnel bir açıdan. Daha nesnel bir açıdan diye de alabiliriz. Fark etmez. Dolayısıyla zarf tümlecidir. Bazıları da yöneticilik dönemindeki anılarına yer veriyordu. Yer veriyordu yüklem neye yer veriyordu? Yöneticilik dönemindeki anılarına dolaylı tümleştir. Bu eser bizim çalışmamızı bir adım öteye taşıyordu. Taşıyordu yüklem nereye taşıyordu? Bir adım öteye dolaylı tümleç görevindedir. Cevabımız Bursa seçeneğidir gençler. Evet devam ediyoruz. Sekizinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır diyor. Babam yarın İstanbul'a uçakla gelecek. Arkadaşlar seçenekleri şöyle bir incelerseniz her kelimenin her seçenekte geçtiğini görürsünüz. Ama sadece yerlerini değiştirdik. Aslında biz size burada cümle vurgusunun mantığını kavratmak için bunu yaptık arkadaşlar. Son sorumuz bunun finali olmuş olsun. Babam yarın İstanbul'a uçakla gelecek. Arkadaşlar gidecek. Gidecek yüklem. Gidecek olan kim babam? Ne ile uçak ile? Bu edat tümlecidir arkadaşlar. Edat tümleci yükleme en yakın öge olduğu için seçildi burada. Başka istisnai bir durum olmadığından dolayı. Babam Yarın uçakla İstanbul'a gidecek derken nereye gidecek? İstanbul'a. Bu defa dolaylı tümleç. Babam uçakla yarın İstanbul'a gidecek mi? Arkadaşlar Mımi e, vurguyu kendisinden öge, önceki ögeye çektiği için burada vurgulu olan yüklemdir. İstanbul'a yarın uçakla babam gidecek cümlesinde vurgulu olan babam yani öznedir. Babam İstanbul'a uçakla yarın gidecek cümlesinde ne zaman gidecek yarın zarf cümlecidir. Zarf tümleci sorulduğu için cevap Edirne seçeneği. Arkadaşlar son sorudan hareketle bir kez daha söyleyelim. Bu sorumuzdaki bütün seçeneklerimiz aynı kelimelerden oluştu ama biz her birini yükleme en yakın olan ögeyi seçerek tespit ettik. Dolayısıyla bakın her birinde durum değişti ve Edirne seçeneğinde zarf cümlecinin vurgulu olduğunu söyledik. Arkadaşlar bu konu bu konuda soru çözerken şunu fark ettiniz. Cümle ögelerini bilmeyen, cümledeki e, vurgunun hangi öge üzerinde olduğu ile ilgili kuralları teorik olarak bilmeyen bir öğrencinin sorularda yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla cümle ögeleri videomuzu kanalımızdan izlemenizi, cümlede vurgu konusunu da yine kanalımızdaki konu anlatım videosundan izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Soru çözümleri devam edecek arkadaşlar. Kanalımızda şu anda 140'a yakın e, videomuz var. Türkçe ile alakalı ne ararsanız bulabileceğiniz bir kanal hazırlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.